Aşkım, dudaklarım doğuştan böyle diyorum. Niye inanmıyorsunuz? Abla yapma. Şişti galiba. Bence bu makyaj tiyosu fail. Hepinize merhaba, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videoda efsane çılgın ötesi şeyler deneyeceğiz. TikTok makyaj hilelerini deneyeceğiz. Çok merak ediyordum. Hiçbirini özellikle shorts kısmında denemedim. Çünkü bilmiyorum. Bir YouTube videosu çekeceğim de hiç aklıma gelmemişti. Ama dedim ki neden denemiyoruz? Çünkü bu makyaj hileleri olursa günlük hayatımda da kullanmak istiyorum. Bunların hepsini bu arada TikTok'tan buldum. Siz de görebilin diye kenara koyacağım. O yüzden birazcık kenara çekiliyorum. Hatta bence bu tarafa koyayım. Şöyle olayım. Bence çok iyi oldu. Şuraya koyacağım arkadaşlar. İlk hilemizle başlıyoruz. Bildiğiniz gibi Kore'de aynı bu şekilde spatula ile fondöten sürmek çok meşhur. Hatta Kore'ye gittiğiniz zaman size makyajı bu şekilde yapıyorlar. Ben de spatula bulamadığım için bu makyaj hilesi aşırı mantıklı geldi. Kaşığın arka kısmıyla deneyeceğiz. Bir tarafına normal süngerle direkt elimle yayacağım. Bir tarafına da spatula ile, yani kaşığın arka tarafıyla yayacağım. Bakalım hangisi daha iyi olacak. Ben bu tüyonun başarılı olacağına inanıyorum. Bu tarafıma normal süngerle alarak yapacağım. Normal böyle uyguluyorum. Bakalım nasıl olacak. Çok merak ediyorum bu arada. Şu sivilcem de günlerdir benimle. Asla izi gitmedi. Normalde sıktım. Hani siz diyebilirsiniz sıkmasam daha iyi oluyor diye. Benim sivilcelerim sıkmasam daha kötü oluyor. Gözüme niye böyle oldu ya? Çok mu sürmüşüm? Abla ne yapıyorsun? Ablam arkadan yüzüme parfüm sıkıyor. Ağzıma yüzüme girdi, sağ ol. Ama niye gözüm bu kadar beyaz oldu? Kör olacağım sayende. Sayesinde genzime falan her tarafıma girdi, sağ olsun. Şimdi tekrardan fondötenimi alıyorum elime. Kaşığımızı da getirdik bu arada. Kaşığımda şöyle bir kaşık. Aynı videoda gösterdiği gibi şöyle alıyorum. Kenarını aldım ve yayıyorum. Yoksa gerçekten iyi mi olacak? Bakar mısınız? Cidden daha iyi. Bir şu tarafın pütürlülüğüne bakın. Bir de şu tarafı. Şimdi dağıtınca daha iyi anlayacaksınız. Ben bir de çok katman katman sevmediğim için bu ince katlı olması benim çok hoşuma gitti. Bitmiş mi? Kokla bakalım. Çek şunu. Yok artık. Hani bu kadar beklemiyordum. Kardeşim bitmiş mi diye denetiyorum da. Canım ablam. Ama bakar mısınız? Pütür pütür. Bir de şuna bakın. Acil bu hile denensin yani. Kesinlikle alıp deneyin bunu. Bir şu tarafıma bakın. Bir şu tarafıma. Gerçekten acayip iyi oldu. Bir de hani fondöteni çok almıyorsunuz. Ben çok dökmüşüm. Evet, saçıma geldi. Ben çok dökmüşüm elime. Çok az bir şekilde fondöten kullanıyorsunuz ve bütün cildiniz mükemmel oluyor. Kesinlikle bir daha fondöteni böyle süreceğim. Aşırı beğendim bunu. Keşke şu tarafımı da öyle sürebilseydim. Çünkü çok kötü duruyor bence. Böyle daha iyi. Bakar mısınız, benim kızarıklıklarımı bile incecik bir katman kapattı yani. Bu hileye 10 üzerinden 10 veriyorum. Alın aldırın yani. Ablam böyle kamera şey arkasında. Yani o kadar iyi. Yani çok çatlak dudaklarınız varsa alın aldırın. Dudak tembelliğiniz varsa. Mararla barba, mararla barba, mirirli birbi. Mararla barba, mererle berbe, mırırlı bırbı, mirirli birbi. Bu arada her hack'i puanlayacağım, make-up hack'ini. Buna 10 üzerinden 10 veriyorum çünkü mükemmel oldu cildim. Şu taraf kötü, bu taraf daha iyi. Abla yapma! Abla yapma! Kafama geldi. Zorlama. Saçını yedirdik arkadaşlar bunu videodan önce. Gerçekten bir göz... Ay şurama girdi. Çok ağrıyor sayende. Şişti galiba. Bak bir. Dokun. Çok ağrıyor. Bu make-up hack'ini denemeyen bir ben, bir de sokaktaki kedi kaldığımıza göre bunu ben de deneyeceğim. Hiçbir şekilde kendi başıma da denemedim. O yüzden böyle bir ruj aldım. Şimdi tam manasıyla nerelere sürülüyor, ben onu tam algılayamadığım için videoyu tekrar izleyeceğim. Bakalım tam manasıyla nerelere sürülüyormuş. Ben de bir efsane burun kontürü yaparım bu arada, beni bilmiyorsanız diye söylemek istedim. Benim bu arada rujum bu renk.
Mükemmel oldu. Böyle. Alın aldırın. Şu var ya. Abla artık yeter. Alın aldırın bu Arkonem. Bilenler bile. Boşuna reklam yapma. Evet, bunu bir de benden göreceksiniz. Bu kadar herhalde. Şuralarda var mı? Ben ekledim bunu da. Benimki biraz nude tonlarla olduğu için bir arkadaşlar. Şey silmeyeceğim, öyle kalsın Jolay. Nasıl dağıtacağım konusunda hiçbir fikrim yok. Muhtemelen ben bunu dağıtırken gidecek böyle. O yüzden tampon hareketlerle biraz dağıtayım. Bu arada ben bunu günlük hayatımda, hani belki tek yanımda ruj varsa, çok acil bir şekilde kendime bir şeyler sürmem gerekiyorsa yaparım. Yani özellikle rujla bunu bir gün yapmayı planlamıyorum yani. Ama fena olmuyor. Ay bu arada yağmur başladı. Burayı fırçayla dansam olurdu. Akdeniz bölgesindeyim ama yağmurda bu hafta bayağı yağmurluydu. Gerçekten artık bıktım. Yağmur da en sevmediğim şeydir. Nefret ederim hatta. Güzel oluyor gibi. Günlük makyajımı böyle yapacağım sanmıyorum ama dediğim gibi. Yani direkt hani böyle bu denensin, her gün yapılsın diyemem. Yani kötü olmadı ama wow da değil bence. Bu makyaj hekine puanım 10 üzerinden 4 ya. Çok gerekli değil bence. Çok mükemmel wow da olmadı. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu arada makyaj hekleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Üçüncü hilemiz allıkla alakalı olduğu için yanaklarımı şöylece bir kapattım tekrardan. Bir fondöten geçtim üzerine. Bu allık hilesini de bir normal süreceğim, bir de kızın yaptığı gibi süreceğim. Gerçekten fark ediyor mu? Çok merak ediyorum. Aşkı kuşku tokama bakın. Bir takmak istedim yani. Çünkü neden olmasın? Videoya böyle devam edelim. Allık paletini de almayı unutmuşum da şunu fark ettim. Buraya tam dağıtamamışım. Yüzüm bir kızardı, bir şey oldu. Şimdi allık paletimden şunu alıyorum. Bu arada bu Revolution'ın allık paleti. Normalini bir şurada göstereceğim. Normalde nasıl sürüyorum ben allığımı? Şöyle düz sürüyorum. Elmacık kemiklerime bakın, güldüğüm zaman nereye sürmem gerektiğini böyle anlıyorum. Ama hack'te diyor ki elinizi şöyle koyacaksınız ve öyle süreceksiniz. Bakalım gerçekten olacak mı? Çekik bir yüz olarak gösterecek mi yüzümü? Aşırı merak ediyorum. Arkadaşlar bence bu böyle değil. Olmuyor yani. Ben beceremedim bilmiyorum ama olmuyor. Buraya daha sürdüğüm daha iyiydi bence. Ama şöyle hani şöyle değil de şöyle sürülmesi öneriyor. Ben direkt öyle sürseniz de olur. Biraz hey diye ya da testereye benzediğim doğrudur, evet. Çok allık sürdüm. Bence bu makyaj tüyosu fail. Bana göre. Yapamadıysam yorumlara yazarsınız ama gayet iyi tuttuğumu düşünüyorum. 10 üzerinden 2 veriyorum. Hatta 0 bence. Hiçbir işime yaramadı çünkü. Bu makyaj hilesini aşırı beğendim. Nasıl olacak çok merak ediyorum. Köşeden izliyorsunuz zaten. Ben de elime kirpik kıvırcımı aldım ve kahverengi bir farla bunu deneyeceğim. Çünkü çok merak ediyorum. Umarım gösterildiği gibi olur. Bence bu makyajdaki efsane olacak. Bu allık paletini bayağıdır kullanmıyordum. Aynen kanka, allık paleti. Bu far paletimi bayağıdır kullanmıyordum. Dedim ki buradaki kahverengi neden kullanmıyorum? Buradaki kahverengiyle yapacağız. Fırçamı da aldım. Siz de alın ve benimle birlikte deneyin. Öncelikle şöyle koyuyor ve katlanma çizgisini belirginleştiriyor farla. Ben de aynı bu şekilde kız ne yaptıysa aynılarını yapacağım. Farklı bir şey yapmayacağım. Böyle oldu. Şu kısmıyla da eyeliner gibi farı çekiyor ve üsttekiyle birleştiriyor. Mükemmel sürdüm gerçekten. Şöyle karıştırma fırçasıyla da biraz karıştırayım. Diğer gözüme de aynısını uygulayacağım. Bakalım nasıl olacak. İkisinin bir bütünlük sağlaması gerekiyor zaten. Bence fena olmadı ama kızınki kadar güzel yapamadım.
Neden bugün benim üzerimde bir beceriksizlik var ben de bilmiyorum. Ama aslında bunun amacı katlanma çizgisini belirginleştirmek için böyle bir ayraç kullanıyor. Ya da böyle düz çekebilmek için böyle bir şey kullanıyor. Yani bunun tamamen mantığı bu şekilde. Bence daha düzgün yapılırsa güzel olabilir. Hani yakından şöyle göstereyim. Tam katlanma çizginizde şurayı böyle farla yapacaksınız. Bence fena bir makyaj değil ama geliştirmeliyim diye düşünüyorum. Bu makyaj ekine puanım 10 üzerinden 7. İşte bu makyaj ekini aşırı merak ediyorum. Tam bunu deneyebilmek için de bir rujum var elimde. Kulak pamuk çubuğuyla ruj sürme. Çok merak ediyorum. Gerçekten dedikleri gibi oluyor mu? Aslında bir yönden mantıklı. Dudağımızın kenarına gelmesini istemediğimiz için böyle kullanmamız hoş olur. Bu ne? Rujum aldım ve geldim kırmızı rujumla birlikte. Şimdi deneyeceğiz. Çıkarıyorum. Hazır mıyız? Gayet iyi bence. Gerçekten kenarlara değmemesi için kullanılabilecek bir yöntem. Denenir. Bu heke puanım 10 üzerinden 9. Ruju tek başına süremiyorsanız bu yöntem gayet iyi. Ama ben ruju da böyle kulak pamuk çubuğu olmadan sürebildiğimi düşünüyorum. Bu hileyi de çok merak ediyorum. Normalde elmacık kemiklerim zaten bayağı belirgin. Ama neden daha fazla elmacık kemiklerim olmasın adlı çalışmayı deneyeceğiz. Kontür paletimi aldım ve bu kontür yöntemini deniyoruz. Şu en koyu rengi kullanmaya karar verdim. Fırçama alıyorum en koyu rengi. Bayağı aldım hem de. Bakın şöyle. Bunu da dağıtacağız. Ben şöyle bir fırça yardımıyla dağıtmak istiyorum. Fena olmadı ama... Ben çok bir fark göremedim açıkçası. Yani şu yanağımla... Direkt böyle yapsam bence daha güzel olur. Beni yanaklı göstermedi diye düşünüyorum. Bu hekede puanım 10 üzerinden 3. Yani çok kötü olmadı. Bu dudak hilesi tam benlik çünkü ben büyük dudaklara bayılıyorum. Bunun için koyu renk bir ruj seçtim ki daha güzel anlayalım. Dudağımın önceki hali diğer ruju silmeye çalıştım. Diğer ruj da kalıcı olduğu için çok fazla silinmese de. Şimdi patlıcan moru rengi rujumla bu akıma katılıyoruz. Kullanacağımız malzemeler bunlar. Normalde ben bunu sürüp dağıtınca aşırı güzel bir renk oluşuyor. Ama bugün tamamen sürmeye karar verdim. Çünkü... daha güzel olsun diye. Normalde bir aralar dudakları büyütmek mükemmel popülerdi. Ben de o popülerlikte yapmıştım. Tekrardan yapacağım. Bakalım nasıl olacak? Böyle büyütme yöntemi tabii ki de denemedim. Hani küçük böyle dışarıdan çerçevelediğim halleriyle denedim ama bu bambaşka bir yöntem. Şimdi çerçeveleyeceğim. Umarım güzel olur. Şuna bakın. Ördek dudağı oldu. Aynen böyle çerçeveledi arkadaşlar. Yani yapacak şey yok. Şuna bakın. Bu arada normalde dudaklarım küçük değil. Onun da biraz katkısı var ve çok büyük görünecek. Oh my god yani. Ya şurada bozuldu işte. Dudaklarımı görmeye hazır mısınız? Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olup like atmayı unutmayın. 3, 2, 1. Aşkım dudaklarım doğuştan böyle dönmeye inanmıyorsun. Şok geçirdim yani dudaklarım nasıl? Biraz afyon sucuğuna benzedi bence. Afyon sucuğu. Ne düşünüyorsun aşkım bu konuda? Bratz bebeklerine döndüm bence.
Çok kötü olmuş. Bayağı kötü. Tazeliyorum. Ben bu ruju nasıl çıkartacağım? Biri bana bunu açıklasın. Makyaj temizleme suyunu önüme getirmiştim zaten videodan önce ama kesinlikle çıkmayacak bu ruju. Ben öyle söyleyeyim. Ya ben tabii ki de dışarıda böyle bir ruj kullanmam. Ama amacına hitap ediyor mu? Dudaklarım büyüttü mü? Büyüttü. O yüzden 10 üzerinden 10 verdim. Diğerleri amacına hitap etmiyordu. Olmadı yani direkt. O yüzden şimdi çıkartırken size göstermek istiyorum. Koca bir dudak. Ay bakar mısınız? Ben bunu nasıl çıkartacağım? Ben kendi dudaklarıma şükrediyorum. İyi ki dudaklarım çok küçük değil. Çünkü büyütmek için yöntemler arardım ve bu yöntemlerde bence kötü duruyor. İyi ki de dudaklarım küçük değil yani. Bu yöntemler kötü duruyor dedim ama az önce 10 puan verdim diye biliyorum. Neden 10 puan verdiğimi de açıkladım aşkım. Dedim ki amacına hitap ediyor dedim. Bana vaat ettiği şeyi veriyor dedim. Vaat ettiği şeyi verdiği için de ben bu yöntemi 10 üzerinden verdim. Yöntem iyi oluyor. Yöntem iyi oluyor. Yöntem iyi ama bana yakışmadı. Az önce kötü oluyor yöntemlerde değil mi? O yüzden de. Haklısın. Bu ekimizde de cam gibi cam gibi. Düşünüyorum bebekçik, o yüzden seni masa mandalyesine koyacağım. Mama sandalyesine. Cam cilt görüntüsü elde etmek için fondötenle nemlendiriciyi karıştırıp yüzümüze öyle sürüyormuşuz. Ben şimdi yüzümdeki fondöteni çıkartıp geliyorum. Yüzümdeki fondöteni çıkardım. Bu arada görüyorsunuz yani yüzümde de çok bir şey yok. Fondötenli fondötensiz fark etmiyor aşko. Şimdi nemlendiricimi döküyorum. Ben karıştırıyorum. Bence olmayacak gibi geldi şu an. Bakar mısınız? Bu kadar fazla fondötenle nasıl cam cilt görüntüsü? Böyle sürüp yayacağım. Merak etmeyin. Böyle her tarafını sürdüm yani. Cam cilt olacak mı? Çok merak ediyorum. Bakar mısınız? Oluyor gibi. Ben olacağına pek inanmamıştım ama. Aslında iyi oldu. Fena olmadı. Ama benim favorim kesinlikle kaşıkla sürmek. O daha cam ciltti. Bu tam manasıyla cam cilt değil bence. Ama kötü değil. Denenir mi? Denenir. Siz ne düşünüyorsunuz? Buna 10 üzerinden puanım 8. Videom buraya kadar da sizin favori ekiniz hangisi oldu? Benimki kesinlikle kaşıkla sürmek. Hatta o dudak büyütme şeyini de bir tık beğendim diyebilirim. Eğer dudağınız küçükse önce çerçeveleyip sonra ruj sürerseniz bence daha mantıklı olur sizin için. Ben çok beğendim. Çok keyifli bir video olduğunu düşünüyorum. Bu arada kamera kalitesini fark etmişsinizdir. Kameramı değiştirdiğim ilk videomda bu oldu. Siz ne düşünüyorsunuz? Kamera kalitesini beğendiniz mi? Yorumlara yazmayı unutmayın. Artık daha kaliteli ve eğlenceli içerikler gelecek. Sizi çok seviyorum. Abone olup like atmayı unutmayın.